sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Evet, Akit ekranlarına gençlerle soruyorum, hoş geldiniz. Bugün bizim için çok önemli bir gün, 12 Mart. Bundan tam 95 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mükemmel bir teveccüh ile Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu İstiklal Marşı, milli bağımsızlığımızın simgesi olarak İstiklal Marşımız olarak kabul edildi. Bu sene 95. senesi. Önce hem milletimizi tebrik ediyorum, böyle güzel, anlamlı, hem manevi olarak hem de milli olarak bu kadar anlamlı bir İstiklal Marşı'na sahibiz. Ve hem de Mehmet Akif'i anma günü bugün, merhum Mehmet Akif Ersoy'u da minnetle ve rahmetle anıyoruz. Bugün milli ve yerli olmayı konuşacağız. Mehmet Akif Ersoy'dan yola çıkacağız. Mehmet Akif'leri öğrenmeye, Mehmet Akif'leri anlamaya çalışacağız. Konuğum Cemal Kapan, eğitim camiasının içerisinden gelen, şu an yönetici durumda olan eğitimci, aktivist Cemal Kapan. Öncelikle hoş geldin diyorum kendisine. Hoş bulduk. Ben de nazik davetinizden ötürü size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ve Samet Öğüç soruyorum ve görüşleriyle bizimle birlikte olacak. Ben bu güzel giriş için de yönetmenim Muhammed'e çok teşekkür ediyorum. Programa başlamadan önce sosyal medya hesaplarını da hemen hatırlatalım. Siz de milli ve yerli eğitimle ilgili görüşlerinizi, sorularınızı bizimle paylaşmak isterseniz Genç Akit hashtag ile Twitter'dayız. Aynı zamanda Facebook'tan da Genç Akit yazarak bizlere soru, yorum ve görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Evet, İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart. Bugün 95 sene evvel, bugün görülmemiş bir teveccühle kabul edildi. Mecliste Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı yazması, ödülü kabul etmiş, ihtiyacı olduğu halde kabul etmişi, reddedişi, daha sonra rica minnet yazması. Belki de bugünden o günü anlamak çok zor ama geleceğimize, bugünden bile geleceğimize ışık tutan bir duruş sergiledi. Kesinlikle. Şimdi aslında başlamadan önce, 12 Mart'a başlamadan önce Mart ayı içerisindeyiz. Yani Mart ayında biliyorsunuz 18 Mart da var. Ben burada olamayacağım için seyircilerimin, bütün ülkemin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni de kutlamak istiyorum. Yine şu anda Doğu'da ve Güneydoğu'da kahramanca ülkesini savunan askerlerimiz, polislerimiz var. Onlara da buradan selam etmek istiyorum. Mart ayında olan bir başka olay ise maalesef 25 Mart 2009 yılında rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilişinin yıl dönümü. Tabii şehit diyorum burada. Sonrasında çıkan görüntülerde görüldü ki işte ellerinde tornavidalarla bazı askerler önemli parçaları söktüğü. Yine valinin o dönemde özellikle işte bulunduğunu söylediği fakat geriye doğru döndü. O yüzden şehit kelimesini daha çok yakıştırıyorum. Allah rahmet eylesin. Hepsinden önce inandığı yolda, yani İslam, yani siyaset yapmıyordu o. Kesinlikle, yani yiğit bir adamdı. İşte yerli ve milli aslında kavramına böyle cuk diye oturan kişilerden biriydi. Allah rahmet eylesin. Hı. Şimdi 12 Mart'ı anlamak için biraz o günlere gitmek lazım. 1921 yılına gitmek lazım. Ne oldu? Osmanlı İmparatorluğu çok hızlı bir şekilde dağıldı. Milyonlarca kilometre kare toprak çok hızlı elden çıktı. Hatta ülke işgal altındaydı. Ülke işgal altındayken milletimizde bir karamsarlık, bir kötümserlik vardı. Ve orada bir umuda ihtiyaç vardı, morale ihtiyaç vardı. İşte Mehmet Akif Ersoy o karanlığın içerisinden korkma diye bağırdı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Yani burada ne demek istiyor? Aslında biz hep söylerken hani korkma, sönmez bu şafaklarda böyle sert söylüyoruz. Ama bence Mehmet Akif orada şunu kastetti. Yani korkmayın, endişe etmeyin. Bağımsızlık bizim zaten duamızda var. Bizim en önemli erdemimiz bağımsızlık. Korkmayın, endişe etmeyin. Aslında bu ses tonuyla söylemek bence daha doğru.
Rahmetli gerçekten bir gönül adamıydı. Ülkemizin gönül ve irfan yapı taşlarından birisiydi. Mehmet Akif'i anlamak lazım. Sadece anlamak değil, gençlere anlatmak lazım. İşte gençlerimiz ne yapıyor? Rol model olarak şu anda ünlüleri ya da gönüllüleri alıyor. Oysa ki gençlerimiz yerlileri ve millileri alması gerekiyor. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu, rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nu, rahmetli Erbakan'ı, rahmetli Turgut Özal'ı bunları alması gerekiyor. Bunlar yerli ve milli kavramına uyan buradan Hasan örnekler. Karakaya hocamızı da Hasan analım Karakaya tabii. Rahmetli, evet. Şimdi rol model dedik. Peki gençler neden Mehmet Akif'i rol model almalı? Şimdi Mehmet Akif ne yapmış? Mehmet Akif biraz önce siz aslında değindiniz. Sırtında paltosu yokken yarışmaya katılmayı başlangıçta reddetmiş. Rica minnet sonrasında ödülü almamak koşuluyla İstiklal Marşı'mızı yazmış. Yani hepimizde olması gereken erdemler var. Şu anda kaçımız acaba büyük bir miktar para, o zaman 500 lira ciddi bir para ve dediğim gibi sırtında paltosu yok. Bu kadar büyük bir parayı kaçımız reddeder? Şimdi gençlerimiz rol model almalı çünkü biliyorsunuz Safahat adlı bir eseri var. O dönemki yayıncılar ya İstiklal Marşı'nı da koyalım. İstiklal Marşı senin yazdığın bir eser neticede o da olsun dediğinde hayır demiş. Ben onu kahraman orduma ve Türk milletine armağan ettim. O artık benim değil. Artık o Safahat'ın içine giremez demiş. Bakın bunun için de rol model olunması lazım, alınması lazım. Yine infak etmenin fikirsel ve manevi yönden bir şekli aslında. İnfakı biz belki anlamını bilmiyoruz ama yani biliyoruz da evet. Hani anlatamıyoruz ama infakın sadece madden değil. O zaman yani telif hakkı şunu bunu düşündüğümüzde manevi olarak da bir infakta bulunmuş orada. Tabii kesinlikle. Ya mesele varken vermek değil, mesele yokken verebilmekte. Ya ve kaçımız acaba bu vatanımıza, ülkemize neyimizi verebildik? Yani paradan bahsetmiyorum ben, soyut şeylerden bahsetmiyorum. Bir İstiklal Marşı o dönem için manevi boyutu çok daha önemli. Ülke gerçekten karamsar, bitmiş durumda, moraller yitirilmiş durumda. Karanlıkta bir meşale gibi o İstiklal Marşı herkesi birleştirdi, herkese tekrardan bir coşku verdi. Sadece bu da değil, yine Mehmet Akif Ersoy özellikle hasta yatağında son dönemlerinde ziyaretçiler geliyor ve tekrar yazsak daha güzel yazabilir miyiz acaba diye soruyorlar Mehmet Akif'e. Mehmet Akif hasta, bitkin bir halde yastıktan başını kaldırıyor ve diyor ki Allah bir daha milletimize İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin diyor. Yani bu çok önemli. Biraz önce dediğim gibi yani ünlüleri, gönüllüleri rol model alacağına bence gençlerimiz yerli ve milli olanı rol model almalı diyorum. O zamanın gençleriyle bu zamanın, bu devirde yaşayan gençleri kıyasladığımız zaman evet. Sadece televizyonda izledikleriyle değil, davranışlarıyla, hal ve hareketleriyle nasıl değerlendirirsiniz? Anadolu mayası mı diyelim artık? Hani tam bu kavram doğru mudur bilmiyorum ama o dönemki gençlerde hatırlayalım Çanakkale Savaşı'nda bir sınıf olduğu gibi, yani bir okul olduğu gibi şehit olmuş. Yani hadi dediği zaman gözünü kırpmadan analar çocuklarını, evlatlarını yolluyorlar. O evlatlar da tereddüt etmeden kınalarını yakıp şehit olmaya gidiyorlar. Yani çok fark var. Şu andaki değerlerimiz, şu andaki mevcut değerlerimiz, çocuklarımıza verdiğimiz değerler daha çok popüler değerler. Yani kullanat değerler, işte fast food değerler, öyle söyleyeyim, tüketici değerler. Şu an Allah göstermesin bir Çanakkale olsa, Allah göstermesin bir Kurtuluş Savaşı olsa ne durumda oluruz bilmiyorum yani. Arkaya da sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Buradan belki şuna da geçebiliriz. Hem eğitime de başlayacak olursak evet. Biraz daha. Şimdi biz de öğrencilere öğrenci, öğretmenlere de öğretmen diyorlar. Şimdi öğrenci öğrenmekten geliyor. Öğretmen öğretten gelmiyor ama oradan geldi diyelim. Halbuki bizim milli bazı kavramlarımız vardı. Mesela biz bilgiye talip olana talebe derdik. Talip evet. Olan manasında. Bilgiye sahip olana da muallim derdik. Alim yani bilgili olan demek. Şimdi aslında bizi birazcık da kelimelerle öldürdüler. Yavaş yavaş fark ettirmeden.
Biz sadece birer öğretmen olduk veya sadece birer öğrenci olduk. Neye talip olduğumuzu, çünkü muallimin o alime talip olduğumuzu bize unutturdular. Bu da arada bir boşluk, milli bir, daha doğrusu eğitimdeki milli terimlerimizi kaybettirdiler. Öyle mi? Öyle. Yani şimdi özellikle dil inkılabıyla beraber bir kopukluk meydana geldi. Bu inkar edilemez. Ama ben her zaman şunun tarafındayım. Yani geleceğe bakmak lazım. Yani geçmişi irdeleyeceğiz. Geçmiş bize ışık tutacak. Ama hep geleceği yeniden inşa etmemiz lazım. Cümlelerimizi gelecek üzerine kurmamız lazım. Ben buna inanıyorum şu anda. Bu konuda ben bir soru sormak Buyurun. İstiyorum. Şimdi kullandığımız Türkçe'de, günümüz Türkçesinde de çokça yabancı kelime var. Aynen. Bu çokça yabancı kelime sizce gençlerimizin dilinden nasıl alınabilir, kurtulunabilir bu durumdan? İşte yine yerli ve milliye geri dönmemiz gerektiğine inanıyorum. Şimdi bir ruh vermemiz lazım. Gençlerimizde ruh maalesef şu anda yok. Özellikle işte televizyon kültürüyle, özellikle bilgisayarın kültürüyle, işte emperyalizm, kapitalizm, buna ne dersek adında. Evet. Maalesef gençlerimiz fast food'a yönelmiş, kelimelerinde aynı şekilde geçen yıl kullanılan jargonlar bu yıl kullanılmıyor. Ben bile kullanırken jargon diyorum. Biraz sonra aslında gireceğim o. Yerli ve milli eğitim modelini getirmemiz lazım. Bu topraklardan doğan eğitim modelini oluşturmamız lazım. Yani biz dışarıdan sadece çeviri yaparak aldığımız, işte ne diyoruz? En gelişmiş model nerede? Finlandiya'da. Niye? PISA sınavlarında sürekli birinci geliyorlar. O Ama zaman gidiyoruz. İntihar olan oranlarının en yüksek olduğu ülke de Finlandiya. Evet. Biz bunu hiç görmüyoruz. Lafınızı kestim. Yok, estağfurullah, buyurun. Tabii ki. Ya da işte ne diyoruz? Amerika'da kredili sistem. Vaktiyle alındı, birebir alındı, uygulandı. Görüldü ki bu topraklara uymuyor. Şimdi Osmanlı'da da, şimdi Osmanlı, şöyle diyelim, daha doğrusu Osmanlı medeniyeti, İslam medeniyeti. Çünkü Osmanlı medeniyeti diye bir medeniyet yok aslında. Yani İslam bir bütün, tamamıyla medeniyet olarak devam ediyorlar. Diğer medeniyetleri reddetmiyor. Çeviri bile yapsa, mesela İslam medeniyetinin o ilk süreçlerinde, klasik dönemde eski Yunan'dan çeviriler yapılıyor, işte Latin'den çeviriler yapılıyor ya da eski Mısır'dan çeviriler yapılıyor. Bu çevirilerde olan şey, onları alıp çevirdikten sonra üzerlerine bir şey koyup dönüştürüp ondan sonra tekrar sunuma hazırlıyorlar. Bakın asla tek başına çeviri halinde koymuyorlar. Ya da sıfırdan bu toprakların ihtiyaçlarına göre imal ediyorlar, edeceklerse. O zaman bizim de çıkışımız, gençlerimiz de özellikle, bu topraklardan doğan yerli ve milli bir eğitim modeline ihtiyacımız var. Bu şekilde olur. Şu anki süreçte de zaten hani hükümetin de yaptığı bir atılım olmuştu bu konuda. Tabelalarda mesela. Evet. Tabelalarda işte İngilizce, Almanca veya birçok farklı dilde terimler kullanılıyordu. Markalar bu terimlerle isimler oluşturup kendi markalarını oluşturuyorlardı. Artık Türkçe'ye döndü. Evet. Mesela bu tarz gelişmelere örnek verecek olursak sizin bir öneriniz olur mu bu konuya dair? Eğer sublimal mesaj diyorlar. Bazen reklam aralarına böyle saniyelik mesajlar giriyorlar. Her yerde görürsek normalleşiyor. Evet. Yani günlük dilimizde kullanmak da normalleşiyor. O bir kısıtlamalar olması gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle kısıtlamalar olması gerektiğine inanıyorum. Ama kendimizi de çok fazla sınırlamamamız lazım. Yani çünkü dünya artık yani tek bir ülke gibi. Communication çok ilerledi. Yani iletişim çok ilerledi. Bakın ben de özellikle yabancı şeyler, terimler kullanıyorum. Özellikle çok ilerledi. Ve bugün Amerika'da olan anında canlı yayını buradan görebiliyoruz. Ve ister istemez diller artık karışmaya başladı. Ama bizim şunu yapmamız lazım. Bizim üste çıkmak için daha fazla bilim üretip, daha fazla buluş üretip, yani işte televizyonu biz bulsaydık, ona göre bir isim koysaydık ilk defa ve o isimle dünyaya yayılsaydı. Yoğurt gibi. Yoğurt gibi, değil mi? Yani bir şekilde bütün dünyaya, o zaman bizim yapmamız gereken aslında bu. Yani dünyada şu anda temel ihtiyaçlar, bizim dışarıdan ihraç ettiğimiz şeyler, bütün dünyada talep gören şeyler neler? Bunlar üzerine yoğunlaşıp, bunları imal ederek o Türkçeyi biz ithal edelim. Evet. Yani
ihraç etmektense İhra. Kelimeleri biz ithal edelim. Burada şimdi şöyle bir de kavramsal olarak inceleyecek olursak, milli kavramında bir milliyetçilikten kastımız bir kafa tasçılık değil. Yok. Böyle bir kesinlikle. Irki manada bir yanlış yok. Anlaşılma yok. Oluyor bazen. Yok, hani yok. Ben milliyetçiyim dediğin zaman buradan kastın işte bir zamanın ölçtükleri gibi yok şurası şu kadarmış, yok bıyığı yok. O sistemin bir milliyetçiliğinden bahsetmiyoruz. Yok, kesinlikle çünkü şunun için Osmanlı'da da eğitim milliydi. Öyle tabii, değil mi? Aynen. Osmanlı'da bir milliyetçilik kavramı zaten yani doğru Osmanlıcılık vardı. Aynen. Yani kendisine Osmanlıyım diyen herkes Osmanlıydı. Bakın Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i fark etmiyor. Ben Osmanlıyım diyen herkes. Osmanlı bir üst kimlikti. Yani milliyetçilik olmadığı nereden? Enderun denilen mektepler vardı. Ve özellikle yabancılar hani devşirerek işte bunlar gelsin de Osmanlı'nın önemli makamlarına çıksın diyerekten aileler tarafından, yabancı aileler tarafından getiriliyordu. Ve bu örnekte olduğu gibi sadrazam olabiliyorlardı. Bugünün başbakanı olabiliyorlardı. Ve o kişiler ülkesi için canını verebiliyordu. Temelde başka bir dinden ve başka bir kültürden gelmesine rağmen asla milliyetçilik değil. Bu topraklara ait olan, buradaki yerli ve millideki kasıt bu topraklara. Biz milliyetçilikle çok vakit kaybettik. Bakın elimizi çektiğimiz her yerden, Çin Seddi'nden Atlantik'e kadar çok geniş bir coğrafyada hüküm sürdük. Elimizi çektiğimiz her yerde bugün kan ve zulüm var ve gözyaşı var. Yani bakıyoruz Doğu Türkistan'a, bakıyoruz Filistin'e, bakıyoruz Bosna Hersek'e, bakıyoruz Suriye, Irak. Kaç tane örnek sayabiliriz? Afrika'da bir sürü sayabiliriz. Afganistan, yani bizim o zaman sorumluluğumuz var. Bizim hayır diyemeyiz. Yani burada bir şey varsa, komşumda yangın varsa ben hayır dersem yarın bir gün o yangın benim evime de sıçrayacaktır. Benim tarihsel bir sorumluluğum, bir misyonum var burada. Ve ben o sorumluluğumdan kaçamam. Şu anki süreçte ama mültecilere de kapıları kapatalım denilen bir süreç. Bu konu hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Ya ensar olmamız lazım. Yani işte Mekke'den gittiği zaman Müslümanlar, Medine'dekiler ensar olmuşlardı, evlerini açmışlardı. Yani insan en temelde olmalı. İnsan en temelde olmalı. Ve eğer ki sebebi ne olursa olsun, aç bir insan varsa, açıkta olan bir insan varsa, acı çeken bir insan varsa, zulme uğrayan bir insan varsa bizim kapılarımızı açmamız lazım. Ne olursa olsun, ne olursa olsun elimizden geleni yapmamız lazım. Şimdi demin siz konuşurken aklıma gelmişti, baktım da sanırım Banu Avar'ın sosyal medya ile ilgili paylaşımlardan bir tanesiydi. Patrick Devecian, telaffuzunu bilmiyorum, Ermeni asıllı eski Fransa milletvekili ve bakanıymış. Buna Ermeni soykırımı, sözde soykırımı ile ilgili bir şey soruyor. O da daha sonra diyor ki siz hani bunu kabul işte iddia ediyor böyle bir şey olduğunu vesaire. Daha sonra diyor ki siz diyor Ermeni değil misiniz diyor. Hani hayır diyor ben diyor Fransızım diyor. Hatta şöyle demiş bana sakın bir daha Ermeni deme. Fransa bir ulus devlet ve ben de Fransızım. Burada böyle şeyleri konuşma şeklinde bir yanıt veriyor. Ve daha sonra bunun üzerine de Banu Avar şunu diyor. Diyor ki hani peki diyor Türkiye'de bahsediyorsunuz. Kürt diyorsunuz, Laz diyorsunuz, Çerkez. Türkiye'de yaparlar. Orası başka diyor. Yaparlar. Yani Türkiye'de bizim yaparlar. Bu milli veya gerçekten o takılıp kaldığımız nokta bu açıdan önemli. Burada şu var. Şimdi biz bir devlet-i aliden geldik. Yani koca dev, cihan devletinden geldik. Evet. Bizim zaten işte Bulgarmış, Yunanmış, Ermeniymiş, Kürtmüş, Arapmış, Türkmüş bununla uğraşacak vaktimiz yoktu. Şimdi geldiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde şimdi belli bir mirası aldık. Ya bunun imtiyazı da bizde. Bunun bir sorumluluğu var. Aynen. Bir eğitimci gözüyle eğitim üzerinden de bakacak olsak Osmanlı'nın bize getirdiği imtiyaz ve sorumluluğu nasıl yaşamalıyız? Bir kere reddi miras yapamayız. Yapsak bile görüyorsunuz yani komşularımızdan, çevremizden, yani Bosna Hersek'ten biz o zaman çok bugüne göre çok daha zayıf bir devlettik o günlerde. Daha ekonomik anlamda daha zayıf bir devlettik. Daha bağımlı bir devlettik. O zaman bile sessiz kalamadık. O zaman bile elimizden geleni yaptık. Reddi miras yapamayız. Reddi miras
belki devlet politikalarında olabilir ama halkta, tabanda olamaz. Onlar bizim genimizde işlemiş durumda. Bu düşünün yani bu topraklar üst üste kaç devlet, kaç medeniyet kurulmuş, hepsi birbirine aktarılmış. Biz Osmanlı'yı tanımıyoruz diyemeyiz. Yani mutlaka bunun sorumluluğu bizim üzerimizde. İşte ne yapmamız lazım? Komşumuzda ateş varsa orayı söndüreceğiz. Ne yapmamız lazım? Açık bir insan varsa orayı ona kapılarımızı açacağız. İmtiyazları da var tabii ki. İmtiyazları nasıl? İşte Cumhurbaşkanımız Afrika'da gezilere gidiyor. Gezilere gittiğinde ben bazen şahit oluyorum. Oradaki devlet başkanlarının tutum ve davranışları sanki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gelmiş gibi. Yani niye? Orada hala da Osmanlı'nın temsilcileri gelmiş gibi karşılanıyor. Yani ben şuna da hiç şahit olmadım yani. Bir Afrikalı bir devlet adamı hiç Obama'ya sarılmadı, kucaklaşmadı. Evet, evet. Ama Erdoğan'la her canlı yayınları izlesin izleyicilerimiz. Erdoğan'la hemen hemen bütün Afrikalı, Afrika'da değil Doğu Türkistan'dan örnek verelim. Türk kökenli olsun ya da Afrikalı olsun hiç fark etmiyor. Zulümün altında olan herkes bize sarılıyor. Evet. Bizim bunun farkında olmamız lazım bence. Ben üniversitede şuna tanık oluyorum. Ben üniversite öğrencisiyim. Arkadaşlarım soruyor mesela. Diyorlar ki işte buraya gelecekler, yerleşecekler Suriyeliler için konuşuluyor. Senin ekmeğini yiyecekler diyor. Senin yemen gereken ekmeği yiyecekler. İşte senin binmen gereken otobüse binecekler. Ne bileyim işte senin olan her şeye sahip olacaklar. Şimdi o bakış açısına şöyle ben cevap veriyorum. Şimdi biz Türk, işte Suriyeli, Kürt, Arnavut diye bakarsak zaten zararlı çıkarız. Ümmet bilinci olursa karlı çıkacağımız nokta o bence. Siz ne demek istersiniz? Kesinlikle bakın. Şimdi tersinden bakalım. Allah göstermesin. Bizim ülkemizde bir şey oldu. Hatırlıyor musunuz? Yani kitaplarda okuduk. Defalarca işte Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı'na Hindistan'dan bize bileziklerini gönderenler oldu. Evet, Afganistan'dan, evet. Pakistan'dan bize yüzüklerini gönderenler, paralarını gönderenler oldu. Yani zor durumda kalındığında eğer biz yardım edersek biz inanıyoruz ki ilerleyen dönemde inşallah olmaz ama bize de kapılar açılır. Yani bir de bu şey var yani bu imtiyaz kısmına tekrardan şey yaparsak. Yani mesela şu anda yerli bir araba yapmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Yani Bilim Teknoloji Bakanımız çok gayretli bu konuda. İnşallah yakın zamanda gerçekleşecek. Ben şu hassasiyete sahibim. Yani herhangi bir içecek alacaksam mümkünse yerli malı olmasını tercih ediyorum. Herhangi bir şey alacaksam yerlisi varsa mümkünse onu almayı tercih ediyorum. Aynı kalitede ama yerli olması koşuluyla onu tercih ediyorum. Şimdi biz bunu ürettiğimiz zaman bütün dünyada işte Osmanlı'nın Osmanlı'da olup da sonradan işte bıraktığımız o devletlerde yine bu aynı kabulü görecektir diye inanıyorum. Yani bizdeki o hassasiyetin onlarda da olacağına inanıyorum. Çünkü dünya şunu anlamıyor. Yani 2 milyon, 2,5 milyon Suriyeli'yi nasıl kabul ettiniz? Yani Merkel en son sormuştu. Yani ben bunu kendi ülkemde yapsam beni kesinlikle başbakanlıkta tutmazlar. İstifadeye bağırırlar yani, ya. Bağırırlar. Yani, kesinlikle, kesinlikle. Yani bunu yapmamız lazım. Ne olursa olsun bunu yapmamız lazım. Onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Yine şeyle, bu hani markete gidince seçtiğiniz ürünlerle ilgili. Bir tane reklam var. Tabii reklama girmeyeceğiz, ismini söylemiyorum. Evet. Sabah kahvaltısında ekmeğe sürülüp yenilen bir şey. Adam reklamında diyor ki bu Alman menşeli bir firma. Tüm dünyada yayınlanan reklamlarında Türk fındıklarını kullanıyoruz diyor. Türk fındık diyor ki en güzel Türk fındıklarını seçiyoruz. İşte kakao ile bilmem ne yap. Ne? İtalyanmış. İtalyan yönetmenim uyardı. İtalyan markasıymış. Diyor ki en güzel Türk fındıklarını seçiyoruz, size getiriyoruz. Bize de satıyor adam. Aynı reklamı bize yapıyor. O kakaoyu da kendi üretmiyor. Kakaoyu da zaten kendisi alıyor, üretmiyor. Oradan alıyor, buradan öbür alıyor. Taraftan bakıyoruz. Yine isim veremeyeceğim ki izleyenler bunu bilecekler. Konya Çiftçi Kooperatifi'nin bir kooperatif o. Kendi birleşimde ürettikleri bir marka var. İşin garibi yerli ve milli olarak gördüğümüz bazı marketler bunların ürünlerini ön plana çıkarmıyorlar ya. Halbuki çok kurumsal çalışmışlar. İşte her türlü bisküvileri var, teşküvitleri var. Efendime söyleyeyim bir sürü şeyleri var ama adamları bir şekilde nasıl oluyorsa diğer ürünlerin arkasında gizli saklı kalıyor.
burada hani biraz önce dediniz ya, biz geçmişimizde yaptıklarımızla sürekli işte benim ceddim şöyle yaptı, işte onluk sistemi bulduk, işte mesela örneğin en basitiyle itfaiye teşkilatımız, Türk Polis Teşkilatımız, askeri teşkilat, tam metana dayandırıyoruz sistemimizi. Sürekli böyle geçmişe dönük. Peki yeni bir şeyler üretmek için yeni bir şey söylemek lazım. Bunu nasıl sağlayacağız? Şimdi övgü ve sövgüyü bırakacağız. Biraz önce ben hatırlarsanız dedim ki hep geleceğe dair konuşmamız lazım. Tamam, geçmişi ışık olarak alacağız, yanımızda tecrübe olarak tutacağız, aklımızda okuyacağız, göreceğiz ama ne olursa olsun geleceğe dair şeyler söyleyeceğiz. Bakın, Amerika 1969 yılında Ay'a astronotlarını gönderdi, Ay'a ayak bastı. Fakat 1900'lü yılların başından itibaren çocuklarına uzayla ilgili oyuncaklar verdi. Bakın, 1900'lü yıllardan itibaren Amerikan çocukları uzay oyuncaklarıyla oynadı ve hep Ay'a gitmeyi, hep uzaya çıkmayı hayal etti. Bu çocuklar bu hayallerini ellerine fırsat geçtiğinde geçirdiler. İşte gerçekleştirdiler. Bizim de demek ki bir hayal, bir misyon, bir dert vermemiz lazım bu çocuklara. Yani bizim çocuklarımız yani maalesef görüyorum... Süper kahraman olmak istedik. Onlar astronot olmak istedik. Onlar astronot oldu. Aynen. Biz Örümcek Adam'ı rol model aldık. Evet. Şimdi şu olmalı. Kesinlikle bilime sarılmadığımız sürece, bakın hayallerle destekleyeceğiz, hikayelerle destekleyeceğiz, geçmişin şeyleriyle, övgüsüyle de destekleyeceğiz. Ama bilime sarılmadığımız sürece asla hak ettiğimiz yere ulaşamayız. Çünkü bilgi güçtür. Yani ne olursa olsun bilgi güçtür. Ve o bilgi şu anda bizde yok. Yani ne yapmamız lazım? En çok dışarıya verdiğimiz ürünler neler? Atıyorum cep telefonu. Hep yabancı markalar. Bizim ne yapmamız lazım? Çocuklarımıza şimdiden, öğrencilerimize öyle bir ufuk vereceğiz ki sen büyüyünce mühendis olacaksın ve bundan daha ince, daha işlevsel bir cep telefonu yapacaksın. Bunu verdiğimiz zaman bu olur. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu küçük yaştan okullarımızda, işte o bizim yerli ve milli okullarımızda vermemiz lazım. Bu konuda da ama şöyle bir muhalif görüş gelmişti. Eğitim yaşı 5 yaşına indirildi mesela. İşte neden 5 yaş? Böyle kıyamet koptu Türkiye'de. O zaman o dönemde şu an Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamayı yaptı. Batı'daki çocuklar 3 yaşında başka dillerde eğitim almaya çalışıyorken, böyle bunları öğretmeye çalışıyorken bizim çocuklarımızın neyi eksik demişti. Evet. Yani bu konuda da çok muhalif sesler geliyor. Şimdi burada bir ünlem işareti koyabiliriz. Nasıl bir ünlem işareti koyabiliriz? Ben şunun tarafındayım. Kesinlikle hani ana sınıfı olarak, okul öncesi yaş olarak 3 yaşına kadar indirilsin. Hatta köy okullarına kadar girilsin ve sonuna kadar gidilsin. Yani her çocuk hazır bulunmuşluk olarak ilkokula geldiğinde hazır bulunmuşluğu yüksek mertebede gelsin. Fakat bu küçük yaşta bizde şöyle bir şey var maalesef. Kervan yolda düzülür. Önce kararları alıyoruz, sonra altyapıyı oluşturuyoruz. Altyapıyı oluşturmadan bazı kararları almak zararlı olabiliyor. Yani bu 60 ay meselesinde ben de hani bir idareci olarak, bir eğitimci olarak her çocuk için değil ama bazı çocuklar için çok geçerli olmadığını gördüm. O yüzden orada iyi bir sistem kurup kesinlikle, yani fiziksel gelişimini tamamlamış, 5 yaş değil 4 yaşında da olabilir, kas motor hareketleri gelişmiş, bu öğrencilerin önünü açmamız lazım. Sistem bunu açması gerekiyor. Hatta ben yani lisede bile, daha biraz sonra bahsederim, farklı şeyler düşünüyorum. Ama önce sistemi kurup, hatta deneyip ondan sonra kararlar alıp uygulamamız lazım. Yani bu daha doğru olacağına inanıyorum. Denemeye de lüzum yok ki. Yani biz 12 yaşında bir devletin başına geçmiş bir o zaman Mehmet'ti. Mehmet'ten bahsediyoruz. Yani Demir Samet. Ama bir tane Mehmet. Dikkat edin. Yani her çocuk hani Mehmet ayarında olamayabilir, kapasitesi olamayabilir. Tamam yani. Ama biz onunla şu anki sistemde biz hepsini aynı kefeye koyuyoruz. Hepiniz geleceksiniz, birinci sınıfta ABC'yi öğreneceksiniz. Zaten aradan çıkanlar bir şekilde televizyona çıkıyor. 3 yaş, 4 yaşında bir şey bulmuş. Televizyon çıkıyor, hop
Ondan sonra kayboluyor. Kısa bir ara verelim, sonra tekrardan peki, milli ve yerli eğitimde bu çocukları nasıl kaybetmemeliyiz onu konuşalım. Evet. Evet, milli ve yerli eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. En son şunda kalmıştık. Yani biz 12 yaşında devleti başına geçen ve şu evet, kararı verebilen, eğer sen babasına, sen bu devletin hükümdarıysan, padişahsan ya başa geç, yok ben bu ülkenin padişahıysam sana emrediyorum başa geç kararını verecek bir nesilden, ecdattan bahsediyoruz. Evet, herkes buna haiz olmayabilir ama şöyle bir şey var hocam. Şimdi 12 yaşında da artık bazı şeyler oturmuş oluyor. Ya evet. Biz 12 yaşındaki çocuğa, çocuk diyoruz maalesef ki çocuk değil, hele hele kız evlatlarımız için çocukluktan hiç alakaları bile yok. Biz 18 yaş diye, belki de yine Akit'ten bu programa vesile olanlardan Allah razı olsun, böyle bir fırsat yine elime geçti. 18 yaş saçmalığı var yani. Nedir bu 18? 18 yaşına geldikten sonra o artık kollarını açmış meyve veren bir ağaç oluyor. Onu bükemezsiniz. Budarsınız ancak. Budadığınız zaman da olmuyor. Bir insandan bahsediyoruz. Tabii ki. Bizim şu anda biz hepsini aynı kefeye koyuyoruz, aynı değerlendiriyoruz. Bence şu 18 yaş saçmalığı bir gözden geçirilmeli. Çünkü yani belki 12 olur, belki daha düşük olur veya bu artık hangi bilim çağındayız? Yani bilmiyorum nasıl ifade etsem, edebildim mi veya? Yok, anladım ben. Ama şimdi sistem sorunu var. Bakın, sistem sorunu şöyle, siz isterseniz Ferrari getirin ama bir köy yolunda o Ferrari ile yeterince hız yapamazsınız. Yani mevcut sistem dışarıdan devşirme bir sistem ve aynen alınmış, devşirme bile değil. Hani devşirme olsa biraz daha uyarlanır, bizim geleneğimize, göreneğimize, töremize uyarlanır. Aynen dışarıdan alınmış, uygulanmaya çalışılan bir sistem. Yamalarla devam ediyoruz sürekli, tıpkı anayasamız gibi. Yani hocam şunu da ekleyeceğim. Yani İslami açıdan yani çocuk kızlarda Türkiye şartları coğrafi olarak 9-10 yaş arasında, erkeklerde de 12-14 arasında İslami olarak cezamız başlıyor zaten. Mükellefiyetimiz evet, başlıyor. Hani işte mesela bazı mükellefiyetler işte sağı solu birbirinden ayırmaya başladığı andan itibaren başlıyor. Evet. Yani böyle bir sorumluluk bilincine sahip bir kültürümüz var. Yani evet, bu açıdan da aslında biraz bakmak istiyorum. Önemli olan doğru sistemin, yani yaş değil burada. Bakın 3 yaşındaki çocuğa da size eğitim verebilirsiniz. Ama önemli olan doğru eğitim verebilmek. Şimdi mevcut sistemi siz, yani şu anda Avrupa'daki eğitim sistemlerini araştıralım. İlkokul çağında çok az ders var. Genelde fiziksel aktivite, yani oyunlar var. O çocuğun fiziksel gelişimi akademik yüklemeden daha öncelikli. Şimdi 3 yaşındaki çocuğu da Rusya özellikle 3 yaştan itibaren zorunlu tutuyor ve yeteneklerini keşfetmek için ağır bir eğitimden geçiriyor. Ama hepsi bir şekilde kendi topraklarından çıkmış sistemleri kullanıyorlar. Ya biz bu sistemi kuramadık. Kuramadığımız için de ister 12 yaşında olsun, ister 18 yaşında olsun. Yani ben doğru eğitim verdiğimizi düşünmüyorum. Yani eğitim sistemi, yani mesela şunları sorayım ben size. Eğer cevaplarınız hayırsa, hı hı, demek ki bu sistemde problem vardır. Bazı sorular sorayım. Mesela gençlerimiz mutlu mu? Çevrenizde gördüğünüz, yani ilkokul, ortaokul, lise fark etmez, belki hatta üniversite. Yani mutlular mı? Okula isteyerek mi gidiyorlar? O şekilde daha doğru bir ifade. Çocukluklarını, gençliklerini şey yapabiliyorlar mı? Yani yaşayabiliyorlar mı? Ya da gereken erdemlere sahipler mi? O yaşın gerektirdiği erdemlere sahipler mi? İlgi ve yetenekleri tespit ediliyor mu? Ya da tespit edildikten sonra bunlar geliştiriliyor mu? Bu sistemde, mevcut sistemde. İşte spor ve sanatla, işte ilimle belki iç içe mi, kitap, dergi, gazete okuyor mu bizim gençlerimiz? Yani daha doğrusu test ve tosttan, yani uzaklaştırabiliyor muyuz biz bunları? Bir sürü sınav sistemi denedik. OKS'ler, SBS'ler, TEOG'lar hala test ve tost devam ediyor. Yani o yüzden biz kendi sistemimizi kurmamız lazım. Bu sistemi kurmadan şey olmuyor. Hocam sistem diyoruz. Şimdi pazar günü de yüksek öğretime geçiş sınavı var ya, YGS sınavı. Evet. Buradan o sınava girecek öğrenci kardeşlerimize, aynen, de başarılar diliyorum ben. Şimdi şöyle bir şey var. Benim zamanımda da, ki şu an hala öğrenciyim, her sene, hadi her sene olmasın, iki senede bir sürekli müfredat değişirdi. Sürekli evet, kitaplar değişirdi. Kitapların içindeki konular değişirdi. Biz artık şey olarak bakardık. Bir sınava gireceğiz.
O sınav bir duvar. Biz o duvarı aşacağız. Artık bir rahatlayacağız. Ama biz bilmiyoruz ki o duvarın ardında ne var? Acaba çukura mı düşeceğiz? Yoksa bir bahçeye mi düşeceğiz? Evet. Şimdi bizim şu zamandaki, şu an işte o YGS sınavına hazırlanan, LYS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz de böyle bir bence ikilemin arasında. Bundan gençlerimiz nasıl sıyrılabilir? Belki burada şu soruyu da eklersek daha iyi olacak. Milli ve yerli nesil nasıl yetiştirilecek? Bunu kim yetiştirecek? Aynen. Eğitimcilerimiz buna hazır mı? Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Ben dedi 500 tane, 550 tane milli ve yerli vekil istiyorum dedi. Eyvallah başımızın aynen, gözümüzün üstüne. Ama peki eğitim ordumuz buna hazır mı? Eğitim camiası milli mi, yerli mi? Daha da önemlisi idarecilerimiz, okulları idare eden idareciler, yöneticiler, üst düzey yöneticiler bunlar hazır mı? Bu milli ve yerli gençliği kim nasıl yetiştirecek? Evet, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Aslında bence yavaş yavaş ısınmaya başladık. Yani evet, suya sabuna dokunmaya başladık. Başlangıçta Cumhurbaşkanımızdan gelelim. Aslında yerli ve milli ifadesini ilk kullanan 1 Kasım mitinginde o hani 550 sizden 550 milletvekili talep ediyorum. Bedenleri ve akılları bu millete ait olan 550 milletvekili. Hatta orada tırnak içerisinde öyle bir ifade de vardı. Çünkü Cumhurbaşkanımızın kastı tabii orada işte hani ne diyelim paralel olmayan işte PKK'lı vatan haini olmayan milletvekilleri istiyorum. Ülkesini, vatanını seven milletvekilleri istiyorum şeklindeydi. Şimdi bunu eğitime nasıl uyarlayacağız? Yani önemli olan bu. Yani bir model oluşturmamız lazım. Benim kafamda tabii belli bir model var. Onu da şimdi yavaş yavaş dile getireyim. Başlangıçta 3 tane şey olması lazım. Yani fakir aileleri de eşit bir şekilde, diğerleriyle eşit bir şekilde sisteme dahil olabilmesi gerekiyor. Bu sistemde fakir ailelere de fırsat eşitliği verilmesi gerekiyor. Ve özellikle biz şunu yapmamalıyız. Biz herkesi akademik başarıda tutmaya çalışıyoruz. Bütün kitleyi. Yani içinde kaynaştırmaları var, biri yani içinde işte istemeyenler var. Ben istemiyorum diyor. Zihinsel özürleri var. Bütün çocukları lise sona kadar zorunlu olarak biz tutmaya ve bütün kitleyi yukarıya doğru taşımaya çalışıyoruz. Bana göre bu yanlış. Bana göre eğer isteği yoksa öğrencinin, kabiliyeti yoksa okumaya ya da işte kaynaştırma öğrencisi ise bunları derhal hayata hazır bir hale getirip en kısa yoldan hayatın içine yani ekmeğini alacak duruma getirmemiz gerekiyor. Ya burada tabii meslek liselerinin orta bölümlerinin açılması gerekiyor. Yani küçük yaşta bu bölümlere yönlendirmek gerekiyor. Ve bizim özellikle yerli ve milli eğitimde hani o bilimsel atılımı nasıl yaparız dediğimizde başarılı öğrencilerimiz var. Çok başarılı, çok zeki öğrencilerimiz var. Bizim bunların önünü açmamız lazım. Yani aslında Enderun'da yapılan da oydu. Yani Enderun'da Osmanlı'nın o sadrazamlar yetiştirdiği ya da kendi işte devlette çalışacağı elemanlarını yetiştirdiği sistem de buydu. Demek ki bizim çok uzağa gitmemize gerek yok. Buna benzer bir sistemi bugün uygulayabilmemiz gerekiyor. Örnek vereyim. Şimdi ne demiştik? Okul öncesi eğitim. Kesinlikle zorunlu tutulmalı ve her yerde olmalı. Liseler. Bakın liseler, şimdi biz birçok okulumuz ikili öğretim. Doğru mu? İkili öğretimden tekli öğretime geçişin anahtarı liselerin şehir merkezlerinden dışarı taşınmasıdır. Yani liseler mutlaka kampüs havasında şehir merkezi. Çünkü lise öğrencisi otobüse binebilir kendi başına, servise ihtiyacı yok, rahat bir şekilde oralara gidip gelebilir, kendi sorumluluğunu alabilir. Artı kampüs alanında fiziksel aktivitelerini yerine getirir. Ve bu şehir merkezindeki liseleri ortaokullara, ilkokullara vererek bir an önce tekli eğitime geçmemiz lazım. Yani eğitimimiz sabah 7'de başlıyor, akşam 6.30'da bitiyor. Bazen 7'de bitiyor. Hatta bazı yerlerde ben üçlü eğitim olan okulları biliyorum. Üçlü eğitim olanlar var. Yani aynı anda 3 grup bir okulda eğitim alıyor. Bu çocuklar kaçta gidiyor yani, hocam? Yani akşam 9 civarında çıkıyor. Yani maalesef bunları bir an önce çözmemiz lazım. Çok hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde. Bunları çözmeden biz ne yaparsak yapalım, hangi dokunuşu yaparsak yapalım, hangi parasal imkanı verirsek verelim, teknolojiyi verirsek verelim, yeterli verimi alamayız. Ha, bunları sağladık. Şimdi ilkokuldan
Bir püf nokta var burada. İlkokulu öğrencilerinden başlayalım. İlkokulu öğrencileri aynı Avrupa'daki gibi aktivite, fiziksel aktiviteleri daha fazla akademik düzeydeki eğitimleri daha az olacak şekilde olmalı. Ortaokullara geçerken her ilçede bakın nüfusa göre bazı ilçelerde birden fazla seçkin okullar olmalı. Bu üstün zekalıları göndereceğimiz bilim sanat merkezleri haricinde bakın benim söylediğim hem milli hem manevi eğitim verilecek seçkin okullar olması lazım. Bu seçkin okullar mutlaka yatılı olmalı. Çünkü eğitimi 5 saatte 6 saatte sınırlandırmamak lazım. Ve mesela doğudaki öğrencilerimiz de gelip o okullarda yatılı bir şekilde okuyabilmeli. Batıdaki, Karadeniz'deki de gelip o okullarda yani bulunduğu yerlerde okuyabilmeli. İleride devlet memuru olduğu zaman da hamiyet sahibi yani haysiyet, şeref ve onur sahibi olarak devletine bağlı olarak geldiği topraklara geri dönüp oralarda eğitim verebilmeli diye düşünüyorum. Şimdi ilkokullardan bahsettik. İlkokullarda mutlaka disiplin dersi olması gerekiyor. Olmazsa olmaz. Bakın 1945'te hem Japonya hem Almanya baştan başa yıkıldı bombalarla. Ellerindeki bilim adamları başka ülkelere götürüldü. Fakat bir bakıyoruz 1960'lara gelende 10-15 gibi bir yıl içerisinde her iki ülkede tekrar eski gelişimini sağlamış. İki ülkenin de ortak noktası nedir? Disiplindir. Yani bizim ilkokul çağındaki çocuklarımıza mutlaka disiplin dersi vermemiz lazım. Bu disiplin dersinde işte planlı çalışma olması lazım. Ödül ceza sistemi olması lazım. Yani adil ve tabii mutlaka adil uygulanması lazım bunların da. Haklarını, sorumluluklarını bilmesi lazım. Ha, ilkokuldan ortaokula geçiş nasıl olacak? Özür dilerim. İlkokulda yabancı dili halletmesi lazım. Birinci yabancı dili ilkokulda. Çünkü bakın eğer bu öğrenciler gramerden uzak bir eğitim verilirse, yabancı ülkelerde görüyoruz, Pakistan'da, işte birçok ülkede çok güzel İngilizce konuşuyorlar. Ve çok küçük yaşta öğreniyorlar. Gramerden uzak tutarsak, sadece konuşma ağırlıklı yaparsak, bir ilkokulda 4 yıl içerisinde mutlaka yabancı dil sorununu hallederiz. En azından okur yazar konuşur olur. Ve ilkokulların, ben burada bir şey de söyleyeceğim, yani 5 yıl olması tarafındayım. Bakın, neden 5 yıl olması tarafındayım? Ben ortaokulda görev yapıyorum. Sona eklenen 5 yıl mı, başa eklenen 5 yıl mı? 1 yıl mı? 4'ün üzerine 5 yıl. 4'ün üzerine. Neden 4'ün üzerine 5 yıl? Şu an hala öğrencilerimiz çocuk davranışı gösteriyorlar. Hala ilkokul davranışı gösteriyorlar. Hala oyun oynamak istiyorlar. Ama bir anda 12 tane öğretmen dersine giriyor, 12 farklı eğitim sistemi modeli görüyorlar ve çok bocalıyorlar. Yani bu benim gözlemlediğim, biraz önce söylemiştik, övgü ve sövgüyü bırakacağız gerçekleri. Yani inandığımız gerçekleri, tabii benim inandığım gerçekler de yanlış olabilir. Eleştiriye de açık olacağız ve eksiklerimiz de yok. Ama benim yaşadığım, tatbik ettiğim gerçekler arasında 5 yıl olması gerektiğine inanıyorum. Ve en önemlisi işte ortaokullara geçerken referans mektubuyla geçmeleri lazım. Bu seçkinler okuluna dersine giren öğretmenler kimler? Din kültürü öğretmeni vardır, İngilizce öğretmeni vardır, diğer branşlardan 4. sınıfta olsun. Hepsinin referans mektubu vermesi lazım. Bir çocuğun akıllı ve zeki olması tek başına onun o okula gitmesini gerektirmez. Yani davranışsal bakımdan da kendisini kontrol altına alması gerekiyor o öğrencinin. O referans mektubuyla seçkinler okuluna kabul edilip ortaokulda devam etmesi gerekiyor. Hocam sınıfta kalmayacağını bilen bir öğrenciden ne hayır beklenir? Yani ben bunu açık ve net söyleyeyim. Hocam çok da ödev veriyorlar. Kesinlikle. Yok ödev şimdi, olacak. Ödev olmalı hatta. En önemli şey bizde istikrar yok. Nasıl istikrar yok? Ödül ve cezanın ölçüsü yok bizde. Şimdi bir bakıyorum takdir teşekkür sayılarına öğrencilerin. Yönetmenim diyor ki bizimki erkek lisesiydi diyor. Yatılı mıydı? Normal meslek sesi sınıfa hiç gelmeyen öğrenci bile geçti diyor. Muhammed öyle dedi. Evet maalesef. Hiç gelmiyor. Şimdi bu arada sosyal medyada hemen bir baktık. Sema Tarın bizi izliyor, selam gönderiyor. Aleyküm selam, iyi seyirler. Nurettin Aktaş bizi izliyormuş. Aleyküm selam. Facebook'tan da televizyon görüntülerini paylaşmış. Selamını alalım. Hakeza Emin Kısa tweet'ten yine televizyon ekran görüntülerini göndermiş. Birkaç da soru var. Evet.
Tahir Kaya Ardarda sorular yöneltmiş. Samimiyetten uzak tribünlere oynayanların kabul gördüğü bu sistemde doğru ve güzelin ortaya çıkması mümkün müdür? En azından biz bunu yapmaya çalışıyoruz şu anda burada. Yine vesayetçi, müteahhit, tüccar, siyasilerimizin eğitim sistemimizde pervasızca yaptıkları müdahaleleri nasıl karşılıyorsunuz? Bunu konuşabiliriz. Evet. Çünkü bir tüccar veya müteahhit hiçbir şekilde eğitime bulaşmamalı. Evet, evet. Sonu kötü özellikle olacak. Vakıflar, dernekler aracılığıyla. Vakıflar, dernekler. Bir başka yine muhafazakar eğitim yöneticilerinin ihlas ve samimiyet ile olan imtihanlarında başarılı buluyor musunuz diye size sormuş. Ve son Osmanlı kullanıcı adıyla Ahmet yazmış dörtle ismini. 8. sınıf öğrencisiyle 1. sınıf öğrencisi hala aynı yönetmeliğe tabi tutuluyor. İlk öğretimi kastediyor. Yerli ve milli bir yönetmelik istiyoruz demiş. Belki burada o yanlıştan zaten 4+4+4 sistemiyle birazcık dönüldü. Ama dediği gibi hala ilk öğretim gözüyle görüldüğü için evet. Böyle bir sıkıntı var. Yani yönetmelikler arkadan geliyor. İşte bazı şeyler fiilen uygulanmaya başlıyor. Evet. Ben aslında eleştirdiğim kısım o. Yani bunun planlamasının hani hemen bugün karar aldım bugün uygulayalım değil de planlamasının yapılması lazım. Bunun mutlaka bazı okullarda işte denenmesi lazım. Oradaki eksikliklerini görülüp tamamlanıp ondan sonra sahaya alana yayılması lazım. Yine yapılmayan şey bu. O tweet de önemli çünkü onu da söyleyeceğim. Tam oraya geldi. Yine Ahmet yazmış. Ahmet ismi herhalde. Karma eğitim yerli ve milli midir demiş. Evet. Tabii biz bunu karma eğitim diye sormayalım da şu an karma eğitime karşı değiliz. Karma eğitim olabilir. Tabii ki, tabii ki. Biz karma eğitimin zorunlu olmasına karşıyız. Hakikaten ben karşıyım. İçinde bulunduğumuz Memur Sen Federasyonumuz da hakeza bunu aynı şekilde düşünüyor. Ya özgürlüklerden yanayız. Bakın aileler şunu diyebilir. Bu Fransa'da da var. Bakın biraz önce bahsettiniz. Hani Ermeni vatandaş burası Fransa demişti. Hani sosyalizmin ortaya çıktığı, hak, eşitlik, özgürlük kavramlarının ortaya çıktığı bir ülke. Şimdi Türkiye'de eğer demokrasiden bahsediyorsak bazı insanlar derse şunu. Ya ben kız çocuklarımı ayrı bir sınıfta okutmak istiyorum. Bu benim dilekçemi vereyim. Bu benim hakkımdır. Talep ediyorum. Yani tamam isteyen de kız ve erkek çocuklarını karışık okutsun. İsteyen de sadece erkek çocuklarını okutsun. Yani ben devletten bunu talep ettiğim zaman bana bununla ilgili biz 15 kişi oluruz, 20 kişi oluruz dilekçe veren 20 kişilik bir sınıf oluştursun. Kızlardan oluşan. Yani bu demokrasidir bana göre. Yani özgürlüktür. Bunun pedagojik olarak da Ali Erkan Kavaklı hocamızın Yüzyılın Yanlışı Karma Eğitim diye bir kitabı da var. Oradan da hakikaten belli bir yaş seviyesinden sonra aynı sınıfta olmaları pedagojik açıdan uygun değil. Bugün baktığımızda aslında yurt dışına hep örnek alıyoruz ya Batı'yı. Evet. Başarılı olan mesela şöyle bir düşünelim. Marka olan okulları düşünelim. Haydarpaşa Üsküdar Kız Lisesi gelir benim aklıma. Ben daha küçükken yani 5. sınıftayken duyardım bunları. Siz daha iyi biliyorsunuz. İstanbul evet. Erkek Lisesi. İstanbul Erkek Haydarpaşa Lisesi. Erkek Lisesi. Çünkü eğitim yani insan bireylerin nefisleri var. Bunları düşündüğümüz zaman hakikaten bunlardan soyutlanıp bir de yatılı olan kısmı var. Yatılı kısım var. Tamamen eğitime odaklanıyor. Bu açıdan da karma eğitim aslında tekrardan gözden geçirilmeli, yeniden değerlendirmeli diye düşünüyorum. Bu ilkokullarda belki yani uygulanmaz. Hani uygulanması... Ben özgürlüklerden yanayım. Ben bununla vakit harcanmasını bile vakit bu şey yapmıyorum. Doğru bulmuyorum. Doğru olan şu. İsteyen karma okusun, isteyen işte kız sınıfı olarak okutmak istiyorsa kız sınıfı olarak, erkek sınıfı veya erkek okulu olarak okutmak istiyorsa erkek okulu olarak. Yani biz bunları sınırlamamamız lazım. İsteyen İmam Hatip'e göndersin, isteyen düz liseye göndersin. Yani kim ne istiyorsa onu yapsın. Ama bize hani bizi geleceğe taşısın, bizi onurlandırsın, bu ülkeyi ayağa kaldırsın, şahlandırsın. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlarla daha çok şey yapmamız lazım. Bir soru daha gelmiş, onu da sorayım. Sonra Samet Sinan sorabilirsin. Arif Başaran Facebook üzerinden soruyor. Değerler eğitimi üzerine sormuş. Değerler eğitimi evet. Ayrı bir program olarak mı okutulmalı yoksa ders müfredatına mı işlenmeli diye. Ben burada kendi yorumumu müsaade ederseniz şöyle tabii. İfade edeyim. Değerler eğitimi aslında şu an yurt dışında da uygulanan, evrensel değerlerin içerisinde olduğu bir sistem. Ama maalesef biz değerler eğitimini farklı algılıyoruz.
Hiç de öyle algılamamıza gerek yok. Değerler eğitimi evrensel bir sistem. Biz milli ve manevi değerlerimizi değerler eğitiminin içerisinde veremeyiz hocam. Yanlış mıyım? Şimdi erdemler her toplumda vardır. Afrika'daki bir kabilede de yalan söylemek yanlıştır, hırsızlık yapmak yanlıştır. Yani işte Batı medeniyetlerinde veya bizde de yanlıştır. Yani erdemler her toplumda vardır. O zaman vardır. Şöyle dememiz lazım belki de. Biz yalan söylemek işte dünyanın her yerinde yanlış olduğu için değil. Bizim Efendimiz hiçbir zaman yalan söylemediği için yalan söylemememiz lazım geldiğini anlatarak değerler eğitimi yapmalıyız. Ama burada işte yine şöyle kervan yolda düzülür mantığı var. Yani değerler eğitiminin uygulanması yani program hazırlanmış masa başında. Çok güzel hazırlanmış. Fakat uygulayıcılar eğitilmiş mi? Hayır. Ne yapıyoruz? İşte A öğretmeni, B öğretmeni, C öğretmenine veriyoruz. Onlar da seçmeli dersler gibi bir anlamda. Onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eğer ki içinden gelerek, severek yapan, işini yapan bir öğretmense, iş ahlakı olan bir öğretmense elinden geleni yapıyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ama hani son günlerimi geçireyim veya ben niye öğretmen oldum, sınıfa girmeyi istemiyorum, sevmiyorum diyen bir öğretmen olursa maalesef bu da ölü doğan bir proje oluyor. Ya da art niyetli öğretmenler. Ya da art niyetli, aynen. Art niyetli. Çünkü şu son zamanlarda da çokça gündeme geldi. Doğru. Şimdi öğretmen diye baktığımız insanlar da öğretmen değil, öğrendikleri şeyi öğretmeye çalışan. Yani biraz aktaran kapalı mı konuşuyorum? Hı-hı. Evet. Hı-hı. Ama art niyetli olan öğretmenler de var. Doğrudur. Bu konu hakkında siz ne demek istersiniz? Bizim evet çok güzel geleceğe dair düşünceleriniz var ama bunu öğrencilere aktaracak öğretmenler ne durumda acaba şu an? Valla öğretmen camiasına baktığımız zaman şimdi eldeki malzeme bu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani kapitalist bir düzendeyiz. Çok güzel abi. Eldeki malzememiz bu. Bu gerçek. Kapitalist bir düzendeyiz. Ben her zaman öğretmen onurunun en üstte olmasını isteyen veliler tarafından da, toplum tarafından da öğretmen görüldüğü zaman belli bir saygı gösterilmesi, benim şahsımla ilgili değil, benim mesleğimle ilgili o saygının gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Fakat bunu yapmayan öğretmenlerimiz var. Tamamıyla özel derse odaklanmış öğretmenlerimiz var baktığımız zaman. Siyasi odaklanmış öğretmenlerimiz var. Yani maalesef biz kim olursak olalım, ne olursak olalım öncelikle iş ahlakımızın gelmesi lazım. Öncelikle işimizi iyi ve düzgün yapmamız lazım. Karakterimizle bunların örtüşmesi lazım. Yani sıkıntılı bir soru sordunuz bana. Ama şunu söylemem lazım. Tabii bunları ben yani %10-15 olarak görüyorum. Evet. Yani genele yaymamak lazım. Bunları bütün öğretmenlerimiz böyledir dememek lazım. Tabii, onu mutlaka söylüyorum. Yani. Şöyle babamla ilgili bir şeyden bahsedeyim. İzliyorsa ellerinden de öpüyorum babamın. Lisedeyken Malatya'da okuyor liseyi. Bir öğretmeni varmış. Öğretmen solcuymuş. Yani evet. Okuduğu kitaplardan, şeylerden. Babam da tabii milliyetçi muhafazakar camia içerisinde o da okuduğu gazetelerden, kitaplardan belli oluyor. Fakat en çok babamı severmiş. Çünkü hani okurmuş çünkü hani bu mücadele fikri olarak verirmiş ve net açık her şey ortada. Eğer birey gerçekten bu karşı davada olabilir, bizim davamız da olabilir. Hakeza rahmetli şehidim Muhsin Yazıcıoğlu da yani yattığın Mamak'ta yanlış hatırlamıyorsam evet, yattığında anılarını okuduğumuzda o da onu söylüyor. Yani biz içeridekiler olarak aslında kendi inançlarımızı savunuyorduk. Ve karşı görüştekiyle ben de aslında aynı memleket için savaşıyorduk. Bizi birbirine kırdıranlar bu noktada önemli olan gerçekten davasına yani fikri olarak boş kova gibi değil de fikri olarak sahip olan öğretmenler önemli. Şimdi bizim vermemiz gereken şey şu. Benim vermem gereken karşımdaki öğrenci, envai çeşitli öğrenci var. Her memleketten, her farklı kültürden öğrenci var. Benim yapmam gereken şey onlara bir dert vermek. Yani o çocuklara bir dert. Nasıl bir dert? Ülkesini dert edinmeli, geleceğini dert edinmeli, ailesini dert edinmeli. Yani bununla vatanı için çalışmalı, uğraşmalı. Aynı zamanda bir manifestosu olması lazım. Bu öğrencinin yani ben neden okuyorum, ne yapmam lazım? Bakın şu anda siyasetten bahsetmiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani aileye göre belki o ailenin hani
Hangi görüşten olduğuna göre o çocuk belki öyle olacak. Bu önemli değil. Önemli olan karakterli ve erdemli olsun. Anlatabiliyor muyum? Karşısındakine de değer versin. Yani öyle namaz kılan arkadaşlarımız var ki hani en radikal solcu olup da ama karakterli olan arkadaşları bazen tercih edebiliyoruz. Yani beş vakit namazında olup da davranışlarıyla, hareketleriyle o camiye hiç yakışmayan kişiler de var. Anlatabiliyor muyum? Yani burada kişi öğretmen gözüyle öğrencisine mutlaka bir dert vermeli. O öğrencinin bir derdi olmalı. Bir de o öğrenci kendi manifestosunu yazmalı. Kendini tanımalı. Kendini tanımalı. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sormalı, sorgulamalı. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Okumaktır. Reklama gideceğiz ya da tweetleri okuyacaktım. Herhalde tweet adresini okudukça, ekranda gördükçe yazmaya bayağı bir yoğun tweet geldi. Osman Gökhan Çam, ekranlar altında görüyorsunuz Osman Gökhan Çam veya Genç Akit'ten hashtag koyarak, Genç Akit hashtag'i veya bizi mentionlayarak, motion diye yazılıyor. Soruyorum ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Kısa bir ara sonra tweetleri okuyacağım. Son bölüme girdik. Hemen tweetleri de okuyalım. Vedat Aydın'la Arif Başaran yazmışlardı. Yine vakıflarla ilgili, vakıflara çökmüş vakıfçı gibi görünen müteahhitler ve paralel örgüt piyonlarının eğitim sistemini soktukları çıkmazı soruyorum demiş. Güzel soruyorum demiş. Son Osmanlı yine. Tuğba Aytaş iyi yayınlar demiş ve Ümit Altır Ümit 38 kullanıcı adıyla Arapça yazdığı için okuyamadım. Değerlerimizi diğerlerinden mutlaka ayırmalıyız demiş. Burada paralel örgütün piyonları diyor. Son 2-3 yıldır paralel örgüt, paralel ihanet çetesi olarak artık jargonu oturdu. Türk tarihine, siyasi tarihine girdi. Şimdi burada biz yine bunu eğitim açısından birazcık ele alacağız. Çünkü bir komple teorisi midir eğitimimize? Şunu soruyorum. Bizim eğitimimiz, okullarımız hep eğitimde, sınavlarda ötekileştirildi. Aynen. Dershaneler ise ön plana çıkartıldı. Aynen. Yani İçerik oluşturuldu. Evet. Yani. Aynen eğitimde de paralellik yapıldı aslında. Evet. Şimdi baktığımız zaman milli eğitimin okulları ve öğretmenleri kötülenirken, bakın milli eğitimin okulları ve öğretmenleri kötülenirken, bazı, özellikle bazı dershanelerin, ki bu cemaate ait olan, cemaat olduğunu iddia eden dershanelerin öğretmenleri ve dershanelerin en iyi oldukları iddia edildi. Evet. Burada önce hemen şunu söylerim. Bakın yine bir fırsat geçtiğimizde milli eğitimin öğretmenleri, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Önce ÖSS'yi kazanıyorlar, bir üniversite tabii, okuyorlar, tabii. Sonra KPSS'yi kazanıyorlar. Atanıyorlar, tecrübeleri çok yüksek. Evet, hemen bir tırnak açayım. Şimdi ben bir devlet okulu olarak öğretmenlerimle beraber özel kolejleri geziyoruz. Diyoruz ki işte zümre başkanlarıyla beraber gezelim. Orada yapılan uygulamaları alalım. Acaba varsa güzel uygulamalar bizim okulumuza da uygulayalım. Şimdi gezdiğimizde birçok farklı menşeili, farklı özel kolejlere gidiyoruz. Şu an dershaneler yok. Bu adı sanı büyük olan kolejlerle benim öğretmenlerimi ben kıyasladığım zaman gerçekten yani benim okulumda verilen eğitim oldukça kaliteli olduğunu görüyorum. Bunu ben de altını çizmek istiyorum. Gerçekten devlet okullarındaki eğitim çok kaliteli. Evet. Sadece iş velide bitiyor. Sadece okula gidip ziyaret etmeleri gerekiyor. Aynen. Sadece gidin okula ziyaret edin. Öğretmenin haftada bir halini hatırı sorun. Ayda bir okul müdürünü ziyaret edin. Göreceksiniz ki o özel okulların tamamından daha iyi okullarımız. Çok az vaktimiz kaldı. Kısaca bu paralel yapının bizim eğitimimize vurduğu bir 5 dakika içerisinde alalım. Tamam. Sonra da tavsiyelerinizi alıp kapatacağız. Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi şeye gelelim. Büyük Selçuklu'da Nizamiye medreseleri açılmıştı. 7 tane. Başına da İmam Gazali getirildi. Biz çok baştan aldık ama. Yok yok, çok kısa tutacağım. Niye açıldı biliyor musunuz? O süreçte Hasan Sabbah ve Haşhaşiler devreye çıktı. İlk önce devlet kılıçla Hasan Sabbah ve Haşhaşilerin üzerine gitti. Fakat kılıçla zararlı fikirleri düzeltemedi. Düzeltemediğini görünce bu medreseleri açtı. Medreselerin başına da İmam Gazali'yi bir rektör gibi 7 tane medrese başına koydu. Ve fikirle mücadele ederek yendi. Dönemin Haşhaşileri öyle yok idi. Evet, aynen öyle. O şekilde yapıldı. Şimdi en başta eğitim açısından, bu paralel örgütlenmenin eğitim açısından baktığımızda güven bunalımı oluşturdular. Yani
En önemli şey, bu en son KPSS sınavları, işte ÖSYM sınavları, birçok yerde biz duyuyoruz. Ya işte Anadolu'daki fakir insanlara gel, sen hani bize yakın ol, şöyle yaparsan işte polis olarak atanırsın, şu olarak atanırsın ama sonunda da himmet alırız. Yani senden şu kadar şunu alırız, bunu yaparız diye. Şimdi buradaki en büyük zarar bana göre güven bunalımı. Güven bunalımı. İnsanlar sınavlara girdiğinde artık o sınavların güvenilir olduğunu düşünmüyorlardı. TÜBİTAK bile aynı şekilde, TÜBİTAK'ın bile güvenilir olduğunu düşünmüyorlardı. Şimdi dershane sistemi bir sömürü sistemi haline geldi. Bu bir gerçek. Yani devlet okuluna giden öğrenci belki 5.000 lira, 10.000 liralar verip aynı zamanda dershaneye gitmek zorundaydı. Başka türlü o sınavı kazanamaz gözüyle. Bu algı vardı. Yani başka türlü bu sınavı kazanamaz. Fakat aynı o Nizamiye medreselerindeki gibi, yani eğitim noktasında belli bir seviyedelerdi. Bunu hani gerçekçi olarak konuşmamız lazım. Bizim onlarla mücadele etmemiz için o zaman mesela bu kurs sistemini de en az o seviyeye getirmemiz lazım. Bazı şeyleri, altyapısını oluşturmamız lazım. Şimdi büyük bir rant oluştu dershanelerden kaynaklanan, işte bir zenginler elit tabakası oluştu. Yani emek hırsızlığı oluştu. Maalesef yani ciddi anlamda ülkemize zarar verildi. Siyasi boyutuna girmiyorum. Hani bu tırlara yani yabancı istihbaratlarla olan ilişkilerine. O siyasi boyut değil, o hainlik boyutuydu. Onu da yani, şu an bu programın içerisinde yani, onu daha önce masaya yatırdım. Ne olmalı? Şimdi 17-25 Aralık kalkışma diyelim artık ona. Tam darbe olarak, girişimi. Doğru mu? Darbe girişimi diyelim. Bunu gördüğümüzde yani bununla baş edilebileceği de görüldü. Oradaki bir dik duruş, hani Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlarsanız bir gün önce işte bir siyasi parti lideri çıkıp yarın bu akşam uçağa binip gidecekler diye beyanat vermişti. Çünkü ona öyle söylenmişti. Yani gidecekler. Dik duruş yeterli aslında bazı şeyler için. Yani bu sadece paralel için değil. Yani ülkemizin sadece paralel düşmanları yok, birçok düşmanı var. Dik duruşta olmamız gerekiyor. Yani örneğimiz de, liderimiz de şu anda Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet, yavaş yavaş da kapatacağız. Bir az vaktimiz kaldı. Hem toparlamak adına senin sorun var mı Samet? Ben tek bir konuya değinmek istiyorum madem kapatıyoruz. Sizin de değindiğiniz gibi zamanın dershaneleri... Şu algı vardı biz gençler arasında. Ben o tam döneme denk geldim lise çağlarımda. O dershaneye gitmezsen o sınavı kazanamazsın. Evet. Ama şimdi devletimizin, hükümetimizin yaptığı girişimler artık devlet okullarında kurslar veriliyor. Benim kardeşlerim o kurslara gidip şu an pazar günü YGS sınavına girecekler ve inşallah başarı da sağlayacaklar. Ve i̇nşallah. Bunu devlet okulunda aldıkları eğitimle yapacaklar. Evet. Ben sadece bunu belirtmek istiyorum. Size de teşekkür ediyorum. Beni İnşallah. De aydınlattınız. Benim gibi gençleri de aydınlattınız. Çok sağ olun. Keyif duydum. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Şimdi kapatmadan önce bizim programımızın geleneği haline geldi. Biz konuklarımızdan özellikle de tecrübelerini paylaşmaları açısından rahat bir konuşma hakkı veriyoruz. Gençlere tavsiyeler diye. Bunu bize bakarak da söyleyebilirsiniz. Kameraya bakarak kameraya da söyleyebilirsiniz. Sizi dinleyelim. Şimdi gençler, evet. Gençler, lütfen aklınızı teslim etmeyin. Yani sorun, sorgulayın, araştırın ama aklınızı teslim etmeyin. Yani bir manifestonuz olsun. Bu dünyada ne için varsınız? Araştırın, kendinizi oluşturun, kendinizi tanıyın. Ülkenizin geleceğini, ailenizi işte dert edinin. Bir derdiniz olsun. Sakın dertsiz olmayın. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Bu haftanın da sonuna geldik. Bizi sizlerle buluşturan kameraman arkadaşlarıma, rejideki yönetmenimize, başta Muhammed'e teşekkür ediyorum. Bugün 12 Mart'tı. Mehmet Akif'i andık. Kapatırken de bir fatiha gönderelim kendisine. Ama ondan önce hemen şunu da bahsedelim. Yakında biz stüdyomuza... Öğrenci demiyorum, kendini genç hisseden, 35 yaş diye de sınırı da koyalım yine, arkadaşlarımızı soru, yorum ve görüşlerini bizimle paylaşmak için konuk olarak almaya başlayacağız. İnşallah burada oturacaklar, konuklarımıza sorularını soracaklar, fikirlerini beyan edecekler. Buraya nasıl başvurabilirsiniz? Gençlerle soruyorum @gmail.com
adresine mail atabilirsiniz veya Twitter'dan, Facebook'tan Gençakit olarak bize beğenip takip ederek iletişime geçebilirsiniz. Siz de fikirlerinizi Akit ekranlarından böylelikle kamuoyu ile paylaşabilirsiniz. Evet, önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Hatta şimdiden söyleyeyim, önümüzdeki hafta Asım'ın neslinden bir ustayı konuşacağız. Kim bu Asım'ın neslinden bir usta? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Detaylı olarak konuşacağız Sayın Cumhurbaşkanımızı. O zamana dek ben sizleri Allah'a emanet ediyorum ve başta Efendimiz Resulullah Efendimiz olmak üzere tüm geçmişlerimizin ruhuna, şehitlerimizin ruhuna, Mehmet Akif Ersoy'un ruhuna El-Fatiha diyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.